Merhaba arkadaşlar. Buketle kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için ben fincanımı kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz arkadaşlar odaklanın. Derdinizin, sıkıntınızın umarım tez vakitte e, çaresini, dermanını bulursunuz tabii ki de. ama bizler hani kendi enerjimizce dinleyelim. E, söylediklerim uyan sizin olsun. Uymayan evrene gönderin diyorum arkadaşlar. kolektif açılımı ben sadece pozitif enerjiyle ile niyetleniyorum sizlerin adına. E, neyse halimiz o çıksın falanımızda dedikten sonra gördüklerimi açıklayacağım. E, aktarmaya çalışacağım. Dilimin döndüğünce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Dün de yazdılar. E, bu ara üst üste denk geliyor gerçekten. Abone olmanızı ve zile basmanızı e, bekliyorum sizlerden. Çünkü şey oluyor. Neden gelmiyor ki? Niye görmüyoruz ki diye isyanlar var bu ara. Anlamadım. Üst üste geldiği için de ben birkaç süre söylüyor olacağım. Tekrar tekrar duyacakları için şimdiden kusura bakmasınlar. Çünkü bilmiyor arkadaşlar. Yani <laughs> isyan ediyorlar bana. Düşünün teknik ekip, ekibi ulaştım burada. Bana şöyle bir bildirim geldi. Bu Hanım sizin izleyicilerinizin büyük bir kitlesi abone olmadan izliyorlar. Yani eğer izliyorsanız abone olmanız bu anlamda e, veri olarak da doğru oluyormuş bilginiz olsun. Şimdi şöyle bir tur attırıyorum. Bakalım neler var, neler yok. Bizi ne nasıl bir enerji bekliyor? Kapalı olduğunuz bir nokta olduğu kesin. Kapalı kapılarda konuşulacak bir dönem var. Siz şimdi kaldırmışsınız arabanızı, gitmek istiyorsunuz arkadaşlar. Arabaya binmişsiniz önünüzde bir iki kişinin özellikle fikirleriyle alakalı diyebiliyorum. Hani düşüncesel olarak sizi kapatıyorlar. Daha eyleme geçmemişler ama gidersen ne yaparsın ki? Orada mutlu olur musun ki? Sanki sen bunu musun ki? Şu musun ki? Gibi sizi baltaladıklarını ama bu baltalıya henüz fiilen önünüze duruyorlar, engel oluyorlar diyemem. Psikolojik olarak sizi etkileme çalışıyorlar diye de bilirim ama bu net. Şimdi şunu söylemek istiyorum her şeyden önce. Şimdi siz ee, var bu iki kişi sonrasında eyleme geçecek yalnız bilginiz olsun iş değiştirmek istiyorsunuz gidemezsiniz eş değiştirmek istiyorsunuz çıkamazsınız İşte o bu şu ama neticede burada engellenirsiniz bu engeli de özellikle iki kişi tarafından önce düşüncesel sonra fizikende durmuşlar görüyorum. Şimdi siz ona rağmen e, bu yenilik be, benim için önemli dediğinizi görüyorum arkadaşlar. İçinizde şöyle bir boşluk kaplamış. Bu boşlukta gerçekten hiçbir şey yok. Yani e, nasılsın yuvarlanıp gidiyormuş işte. nasıl yuvarlandığını Allah bilir. Arka tarafta sen biliyorsun gibi düşünebiliriz bunu. Görenler, soranlar, bakanlar sizi keyfik eder. Oh mis valla senin yerinde olmak vardı. Seninki de iş he, gibi böyle e, düşünseler görseler de işinizin de yaptığınızın da ya da durumunuzun da sıkıntıda olduğunu çok anlayabildiklerini görmüyorum. Bu da sizi depresyon demeyeceğim buna. Çünkü çok karamsar bir depresyon değil. Şunu diyebilirim. Çıkışı olan ama sizi yormuş bir süreç testiniz diyebilirim arkadaşlar. Net bir şekilde. Şimdi şunu söyleyeceğim. Öncelikle güzel... <laughs> Nur yüzlü bir e, yüz görüyorum arkadaşlar. Şurada duruyor bu yüz. Arkadaş bakmış böyle şaşkın bir de sizin yaptıklarınızdan ya da yapabileceklerinize şaşırmış e, durumda e, görünüyor. Şimdi e, şöyle arkadaşlar, bu boşluk sizi biraz rahatlatmış şey gibi. <laughs> yani yanlış anlaşılsın istemem ama. Şimdi dönem dönem hepimizin yardıma ihtiyacı olabiliyor ve ilaç kullanılabiliyor. Hani böyle ilaç almışsın da aman ya ben çok düşündüm de ne oldu sanki deyip de böyle bir salmışlık halimdir. Yoksa gerçekten ruhen bıraktınız mı bilmiyorum. Çok daha rahatsız onu biliyorum. Hani bunun da cevabı sizde arkadaşlar. Evet artık eskisi gibi takmıyorum dediğiniz bir süreç geçirmişsiniz şimdi bugününüze geldiğimde özellikle bugün baktığımda resmiyet görüyorum bu resmiyet. Bir belge olarak değerlendirin bunu. Bu belgeyle alakalı bir konuşma yapacaksınız. Şimdi takmıyor olduğunuz ya da işte o süreci artık rafa kaldırdığınız dönem sonrasında farklı bir konunuzla alakalı olabilir elbette ki. Ama bugününüzde görüyorum. Yani şimdi ee, güzel bir hafta sonu diliyorum herkese öncelikle. Ama son hafta içi olan e, haftaya başladık. Gerçi çocuklar için e, cuma tatil değil mi? Son da değil. Resmi tatil Arife'den bir gün önce. Arife'de yarım gün çalışılır. Bir buçuk haftanız kalmış. Yani demek istiyorum ki beş gün önümüzdeki haftadan. Üç gün doğrudan var. Üç buçuk gün doğrudan var desem bile. Yani sekiz günün var senin. Bir buçuk haftan var senin. Bu resmiyetle alakalı bayrama kadar halletmek için. Hani artık böyle telaşlı bir ee, süreçte görüyorum seni yani vakit daraldı 3 haftam kaldı der gibi görünüyorsun ha belki yarın konuşacaksın ve pazartesi günü halledeceksin hiç bayram haftasında belki kalmayacak bile ama sonuç olarak senin derdinde tasanda ya da oradaki e, durumunda bu olarak vermiş bana şimdi bunun dışında şöyle kucakladığınızı görüyorum ya net kucaklanıyor sonra bu olay sonrasında birisini kaldırmışsınız. Bir bebek müjdeli. Hani böyle kaldırırsın ya çocukları atıp atıp tutarsın. Tehlikelidir ama bizim Türk halkı yapar. <laughs> i̇şte ee, bu. Böyle tutmaya çalıştığınız ama sevinçten bir şeyi havaya kaldırmak gibi. Çocuk demeyin de ona ben ne dedim. Bir şey havaya kaldır Şapka havaya kaldırılıyormuş gibi ya. Hani böyle Mezuniyetteki gibi, kep havaya atıyormuşsunuz gibi, siz bir şey havaya atacaksınız sevinçten. E, bu da şu anlama geliyor işte, senin hayatında o dönemin bitmiş e, ve o resmiyetin sonucu kutlamalı biter, kutlarsın diyor aslında. Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Sonra siz bunu kutladıktan sonra asıl sizin Mayıs ayınıza ne oluyorsa artık o kısımda kapalı kapılar arkasında konuşmalar başlıyor. Yani bu sizin aslında hani belki de dedim ya siz bırakmışsınız bir konuyu akışa bırakmışsınız. Depresyon demesek bile nasıl olsa daha uzun diyorsunuz. Belki de siz buradaki yolun uzun olduğunu farkındasınız. Mayıs ayındaki şu kapalılık çok hayırlı bir kapalılık değil. Nasıl bir kapalılık? Şöyle ee, her şeyden önce gerçekten ee, süreç başlamış. Siz bir şey kafayı yani siz aslında bilet almışsınız arkadaşlar. O eninde sonunda gidilecek dediğiniz noktaya doğru gidiyorsunuz. O bilet izni çıkmış size ya da ikisi de ayrı konular. Birisini halletmiş olacaksınız Nisan ayına kadar. Nisan ayın sonuna kadar. Bir tanesi diğerine başlayacaksınız. Bu diğer dediğim ikinci sıkıntınız olarak değerlendireceksek de kişiler çok. Herkes de kendi evinde kapalı alanında konuştuğu için yüz yüze konuşmalar yapılmıyor. Vay vay vay. Herkes birbirinin arkasından konuşuyor mu? Evet. <laughs> Tam olarak bu oluyor arkadaşlar. Yani ilki farklı konu, ikincisi farklı konuysa da burada insanlar herkes iç dünyasında üst üste koymuşlar. Yüz yüze bakılıyor mu? Evet ama çok e, istemeden bir yüz yüze ortamı var. Yani yüz yüze olursun ama çok sevmezsin. Bilirsin sen de sevinmiyorsun. sen de onları sevmiyorsun. Eşit şartlardasınız. Kimse kimsenin gücüne gitmiyor yani sevmemek. Sen sevmediğin için seni sevmemeler umurunda değil. İşte böylesi bir ortamınız var. Bu bir yüzleşmek mi? Yüzleşeceksin o zaman. Yani bu bir konuşmamak mı? Konuşmuyorsun zaten. Konuşmuyorsun yani. O yüzden benim buradan size söyleyebileceğim şey şu. Ee, siz Mayıs ayında ilkini ilk hallettiğiniz konu sonrasında ikinci konuda siz de zaten çok sonrasında birisi güzel de haberleriniz var. Şimdi şöyle oluyor. Sizin kafanızda para birikmiş. Karşı taraf bir şeyi e, vermemeye çalışıyor. Bu taraf ne yapmaya çalıştığı belli değil. Üç kişi gibi görünüyor. Sonunda birbirleriyle konuşuyorlar ama sonuç olarak alttan birbirlerinin arkalarından demediği de kalmamış. Bir dönem var ya da işte herkes birbirine güvenmiyor zaten. Çok güvenilir bir ortam değil. Mayıs ayınızda kimse kimseye güvenmiyor desem çok doğru söylerim. Siz de güvenmiyorsunuz. Size de güvenmiyorlar. Öyle bir kritik dönem. Bu geçmişten gelen bir döngü. Geçmişe bağlantılı çalışıyor. Özellikle tabakta da zaten sen bunu aşacaksın. Sen merak etme diyor. Ha bu bir mirassa da ya da evvelden gelen davanızın sonuçlanmasıysa arkadaşlar. Kimisi toplu çıkarı çıkarıldı. Belki şirketle alakalı bir şey. Orada bir şey var. Üç kişinin baş çıkarttığı bir şey bu. Ama geçmişten beri gelen o sıkıntın senin çok çok net bir şekilde rahatlarsın. Ee, çok çok e, huzurlu olursun diyebiliriz. Yani e, şöyle oluyor arkadaşlar. Siz burada o sıkıntıyla alakalı Mayıs ayında karışıklığı yaşayacaksınız ya tabağınızdan da komple akıp gitmesi sizin adınıza net şu ifadeyi veriyor bana. Geçecek. Her ne yaşıyorsan git yaşa. Bitir, hallet, çöz ve o huzura kavuş diyor bana burası. Şimdi şöyle arkadaşlar, ee, dağılıyor kişiler dağılıyor. Burada çok kat, bakın şimdi. Umarım gittim, yani gitmiş arkadaşlar yok. Evet, gitmiş yani ben gösteremem. Neyse, şöyle düşünün, bunun her yeri böyleydi az önce. Ee, burada bakın dağılmışlar. Yani kişiler sık değil, seyrelmiş. Konuşmalar çok değil, azalmış. Kötü enerji çok değil, dağılmış. O yüzden siz burada bir şeyi netleştirmiş olursunuz. Tabak e, tabana bunun devamlılığı konusunda böyle bir enerji vermekte. Şimdi öncelikle iş hayatıyla alakalı gördüklerim. Kim çok parayı seviyor iş hayatından? Ağzından dolar işaretleri çıkıyor, para teklifleri, para konuşmaları, para 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 çok para. Az emek çok para mı diyelim buna? çok para yani ağzından dolar çıkmış. <laughs> dolar yükselecek diyorlar ya arkadaşlar bu ara. Gerçi benim öyle bir iddiam yok. Hani sadece astrolojik olarak herkes öyle öngörülerde bulunuyor diye söyledim de. Ağzından dolar çıkmış yani bunun. Ee, bir, bir kişi ısrarla ha sonra ne olacak? Siz onu çok net bir şey. Ay birisi sizin sırtınızı sıvansıyor Eş yerinizde bir kişi tarafından müthiş bir destek alacaksınız bu bir ikincisi bir parasal konuyla alakalı ya size teklif geliyor demek ya size zam gelecek demek ya da siz bu parasal konuyla alakalı bir şey çözeceksiniz demek sırtınız sıvazlanıyor. Aile olaylarıyla alakalı o dağılmışlık sizi huzura kavuşturur. Bir ay içerisinde çat diye bitti diyebileceğiniz bir sıkıntınız yok sizin. Mayıs ayında en yoğunluğu yaşarsınız. Haziran, Temmuz diye azalarak gider ama. şimdi işte Mesela şurası da Temmuz ne var? 2 ay sonra, 2 ay 10 gün ya bayram arası. Temmuz bayramında da siz orada insanlarla daha huzurlu konuşur görüyorum. Sonrası ne olmuş? Dedikodu, dedikodu. Bu da ne anlama gelir? E, bu dedikodu ile alakalı arkadaşlar, arkadaşlar. Hmm. Yani e, laf e, size düşmez, e, sizi etkilemez. Konuşurlar sadece. Vay maşallah nereden nereye bak azimle ne falan gibi şeyler konuşulur. Öyle söyleyeyim sadece. Bunun dışında e, şöyle bir durum var ki. E, çok inatçısınız. Karı koca iki sevgili. Bildiğiniz birbirinizi gözetliyorsunuz. Arkadaşlar. Ee, birbirinizi takip almışsınız ya gözünüze birini kestirdiniz enerji alıyorsunuz aranız nasıl ya birileri tanıştırdı ama olmadı henüz ama hala birbirinizi takip ediyorsunuz ya da zaten karı kocasınız ama bu ara gözler ikiniz de birbirinizin üzerinde bu da neyi ifade eder bana bir ayrılık vermiş mi hayır hatta birlikteliğin devamlılığı var ama bekarsanız arkadaşlar birileri var çevrenizde gözetlendiğiniz. Evliyseniz arkadaşlar karı koca birbirinizi bu ara sık denetimliyorsunuz. Bunun adı neyse sizin için neyse şüphelendiğiniz anlamına mı gelmeli yoksa işte bu ara herkes birbirinin desteğine ihtiyacı var anlamına mı gelmeli? Evlilikle alakalı yaşayan arkadaşlarım kendi hayatlarına göre değerlendirsin. Sen eşini niye gözetler oldu? Neden bu kadar çok senin gözün onun üstünde oldu? Bunun cevabı sendedir. Ha, bir ne getirecek? Beraberliğin devamlılığını ve rahatlama getirecek. Hani bu ara belki de harcama konusunda diyeceksiniz ki çok harcadık birazcık o zaman tamam sen de az harca ben de az harca. Hani gibi şu işte şu diyete girdin de kaçamak yaptın mı gibi bir, bir gözetleme gözlem var yani burada. ha Eğer bekir olanlar bu diyet gibi mi de algılayacak? Hayır arkadaşlar siz birbirinizi gözetliyormuş gibi algılayacaksınız. Ne yapmış ne etmiş adamın neymiş gibi. Birbirinin hamlelerini yapacaklarını gözetlemeye çalışıyor gibi çıkmışsınız söyleyeyim. Görebildiğimi aktardım arkadaşlar. Gerçekten enerjisel olarak şöyle bir kaç ay özellikle Mayıs Haziran atlatın Temmuz Ağustos daha rahat diyor. Bu açılım bana ben de gördüğümü aktarmaya çalıştım. Dilimin döndüğünce her zaman söylediğim gibi. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Öncelikle dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonra e, teknik ekip desteği de, özellikle izleyen arkadaşlarımın abone olmadıkları için ve abone olmadan izledikleri için bu sorunu yaşadığını söyledi. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunun dışında e, tabii ki de sabah akşam devam ediyorum her gün iki bakımda devam etmekteyim. Sonundaki sohbetim sizleri tanıyormuşum da 3 yıldır bir ayrı olmuşuz da aldığım enerji zaten sayenizde olduğu için tek tek teşekkür ediyorum. A'dan Z'ye erkek kadın yaş fark etmeden kim izledi destekledi bana bu enerjiyi verebildiyse bu bağa sahip olabildi de bana aktarabildiyse ben burada devam edebildim. İki sizler de varsınız sizler de çok kıymetlisiniz öncelikle onu söylemek isterim. Bunun dışında şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Derdinizi bilemem. Keşke derman da verilebilse ama tabii ki de bu bir enerji geçişi. E siz burada neye inanıp neye inanmamak, neye alıp neye almamak konusunda özgürsünüz. İyi e yarınlarınızla alakalı umutsuz olmayın. Benim tavsiyemdir. Çok çıkış kapısı açılıyor. Çok e, nokta, yani sona geliyorsun. Eyvah bir bittim diyorsun. Ama bir bakıyorsun ki bir kapı açılmış. Rabbim o kapıyı açıyor. Ya sabır arkadaşlar. Sonrası için de şunu söylemek isterim sizlere. Ee, gerçekten hmm, kim neye yaşattıysa aynısını yaşayacak. Hiç tereddüt etme. Aynısını hiç eksiksiz veya fazlası olmadan aynısını birebir yaşamadan bu insanlar, bu dünyadan göçmeyecek insanoğlu. Sen karşı tarafa ne yaptıysan yaşayacaksın. Bunu idrak etsen keşke. Niye insanlar birbirlerinin aşı işi aşkına göz dikerler onu bilemem ama e, karşılığını görecek olduklarını bilseler de yaparlar mıydı acaba diye de ben kendi kendime bir sorgulamıyor değilim hani. O yüzden arkadaşlar siz güzel gönüllü olanlardan olun. Karşılığında hemen alanlardan olun. Diyorum bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki açılıma kadar hep dediğim gibi. Kalbi güzel olmak, kalbin ekmeğini yemek benim tabirlerimdir. Ee, evet ama şu anlama içerir benim için. Bir insan art niyetli değilse, bir insan barışçılsa, vicdan sahibi ise. Yani biraz ahlak, biraz vicdan, biraz insan değeri bilen, kadir kıymet bilen derler ya hani. Se zaten aslında o kalp temizdir, güzeldir. Yani Allah herkesin içindeki nefsinin de biriktirdiklerini nasip etsin. Yani o yüzden derim kalbi güzel olanlardan olun diye. Her şekilde karşılığını hemen alın diyorum. Güzel şeyler isteyin, enerji gönderin, pozitif olun ve pozitif yaşayın temennilerimle. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki açılma kadar başta sağlıklı kalın arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.